Selam arkadaşlar. Ben 603 sunucusundan Mavi. Bugün sizlere Hesap Tanıtımı serisinden devam ediyoruz. E, bugün arkadaşlar 603 sunucusundan puzzle'ı tanıtacağım. 593'ten 608'e kadar herkesin tanıdığı e, güzel, sağlam bir hesap. Sıralamada 603 sunucusunun birincisi lideri kendisi. E, hesabı güzel, renkli gördüğünüz üzere bayağı canlı. Şöyle kapattığımız zaman şu şekilde. Tabii ki de her zamanki bildiğiniz üzere e, su ruhundayım. Sonucu savaşları biliyorsunuz. Bizim asıl e, savaş videolarını çektiğimiz asıl YouTube videolarımızı çıkardığımız yer. E, bugün bu hesabı tanıtacağız arkadaşlar. Ne kadar para yatırdığına dair benim az çok fikirlerim var. Ben tahmin ettim ama kendisi bana da söylemedi. E, aynı şekilde sizin tahmin etmenizi istiyor arkadaşlar. Ben yavaştan arkadaşımın Samet'in hesabını tanıtırken siz de yavaş yavaş şuradan şu kadar harcamıştır, buradan bu kadar harcamıştır diye hatta size bir tüy olsun diye VIP'ini gösteriyorum. VIP altı bu kadar arkadaşlar. Ee, ne kadar yatırdığını tahmin etmenizi ben de istiyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlara belirtin. Belki ben yanılıyorumdur, belki siz yanılıyorsunuzdur. Kimin bildiğini ben de merak ediyorum. En sonunda kendisi yorum olarak zaten ee, alta belirtecek şu kadar yatırdım diye. En çok yaklaşan arkadaşımızı da tebrik ederiz bu arada şimdiden ee, karaktere geldiğimiz zaman arkadaşlar e, Puzzle'ın statları bu şekilde saldırısı 2 milyon 800 yani çok dengeli vurma vuruş delmesi gerçekten tam böyle istenilen gibi ee, yani bu sevgide bir hesabın zaten bu şekilde bir e, dengeli olması gerçekten çok iyi yani baktığınız zaman hiç böyle uçuk kaçık bir zaten saldırısı herkesin yüksek biliyorsunuz o zaten her e, karakterde 2 kat 3 kat kadar fazla oluyor ama alttaki delme vurma vuruş birbiriyle gayet dengeli orantılı. Yani 1400'e 600 falan dolayı Yani 1400'e 600 ka falan da olabilirdi. Çok iyi ayarlamış bunu. Sağ taraftan sadece anti kritiği biraz düşük. Bunun sebebini arkadaşlar tam olarak bilmiyorum. Birazdan incelerken biz de göreceğiz. Özellik bonuslarına baktığımız zaman arkadaşlar %145 saldırı, delme 131, vurma 247, vuruş 225. Burada arkadaşlar bonusların fazla olmasının sebebi biliyorsunuz ki itemlere veya atıyorum özelliklere gelen saldırı gücü bonusundan ziyade vuruş vurmaların yüzdesi daha yüksek. Yani saldırı 5 verirken vuruş yüzde 10 geliyor itemlere atıyorum. Bu yüzden burası bu kadar yüksek görünüyor. Bilgi olasılığı yüzde 12, bilgi derinişi yüzde 6, gördüğünüz üzere hasar bonusu yüzde 49, hasar azaltması 53 arkadaşlar. Buradan derecesini zaten şöyle şekilde göstereyim. 130 Tanrı 3 arkadaşlar. Ya yani bu Tanrı 3 benim çok beğendiğim bir derece. Çok güzel duruyor. Kırmızımsı böyle çok cool duruyor. Süslerine bakarsak arkadaşlar şu şekilde hızlıca bakalım. Oranlarına bakın arkadaşlar. Yani ne kadar yatırmıştır. Bu kadar yatıran bir hesapta ne kadar özellik olur. Silahlarına bakarsak arkadaşlar silahları da bu şekilde. Artı basılanları zaten görüyorsunuz. Zaten ücretli alanlar şöyle anlarsın ücretli alanları. Eşyalara bakalım arkadaşlar. bunlarda süs biliyorsunuz. Etrafımızda dönen o renkli şeyler. Bakalım arkadaşlar bunlar da bu şekilde hızlıca geçelim. Çünkü inceleyeceğimiz artı basacağımız çok şey var. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Balonlara bakalım arkadaşlar. Balonları da bu şekilde. En çok artı bastığı iblis de yıldız. %9 şu an. Başka da yok 9 artı basabildiği. Çerçeveleri bu şekilde arkadaşlar. Bunda da o 11 var. 11 çok iyi. Güzel. Güzel. Fena değil arkadaşlar çerçeveleri de. Kanatlara gelirsek arkadaşlar. Şekillerden kanatlarına bakalım hemen. Kaç seviye basmış. 8 seviye Michael. Ee, yani ideal arkadaşlar. Sonuç itibariyle çok fazla e, Michael en düşük kanat olmasına rağmen çok fazla düşmüyor yine de. Bu yüzden 8 seviye bence bu hesap için ideal. Gabrielli Kaç yıldız arkadaşlar? 2-5 yani bir 6 yıldız olabilirdi Gabriel'i. Rafieli yine bu hesap için bu SG'de bu server için kendi server'ını bildiğim için Rafael'i 5 yıldız oranlı. Uriel'in 3 yıldız olmasını e, isterdim. Uriel Çünkü Uriel arkadaşlar e, yani bu hesap için diğer hesapların normalde 2 yıldızı bu server için normal. Kendi server'ın olduğu için gayet iyi biliyorum biliyorum nasıl olduğunu arkadaşlar. Uriel'i güzel ama 3 yıldız olması güzel olurdu. Lucifer arkadaşlar yine 2 yıldız. Ee, Lucifer'ı da e, bu hesap için yine e, bir 3 yıldız yapılabilir. E, ama yine de az düştüğü için yine bir tık normal. Samuel arkadaşlar kimse de olmadığı için zaten serverda birkaç kişi de var. 5-6 kişi de olduğu için. Bunu zaten yıldız arttırması çok zor. Zaten düşmediği için. Everall da zaten serverda tek kendisinde var. Onu da e, bizzat yine ben bildiğim için normal yumurtadan çıkardı bunu arkadaşlar. Başka bir kanadı yok. Kutsal petlerine bakalım hemen arkadaşlar serice. Yine aynı şekilde kutsal düşü 8 seviye bence gayet ideal. Kutsal yıldırımı bir tık düşük. Kutsal yıldırımı 5 veya 6 yıldız yapılabilir. Burada arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? Demek ki VIP posta fazla takılmıyor. VIP posta fazla çıkmıyor arkadaşlar. Yoksa bunların seviyesi bu kadar aşağı kalmazdı. Kutsal alevi Yine aynı şekil 3 yıldız kutsal alevin de ne kadar düştüğünü biliyorum. Kutsal alev bu server için bu SG'de bir adamın 4 e, yıldız yapılabilirdi. E, ama dediğim gibi kendisini zaten ben de biliyorum bizden çok fazla VIP posta takılmadığını. E, kutsal güneşi 3 yıldız yani bu güzel. Yani bu server adına çünkü zaten fazla kutsal güneş düşmüyor. Karı bir yıldız zaten şu an e, dönüşümden ötürü Kutsal tan yeni atmaya başladı. Kar da zaten herkeste yok arkadaşlar. Bu yüzden bunun da bir yıldız olması normal. Çünkü bizde paylaşım olduğu için kutsal kar düştü mü olmayana veriyoruz. Bu yüzden buna yıldız basamaması normal. Kutsal tan da zaten serverda yine 2-3 kişi de olduğu için bunu da zaten daha 2 gün önce düşürdü. Hayırlı olsun bu arada diyelim. Başka bir peti var mı? Yok. Kutsal asker arkadaşlar. En iyi silah teminat. Bunu biliyorsunuz ki şeyden alınıyor. İttifak savaşlarından alınıyor arkadaşlar. Zaten tek ittifakız. Soğuğu var. Soğuk yani. Normal en iyi silah soğuk. Ee, güzel. Fena değil. En iyi silah soğuğu. O soğusu yok. En iyi silah ruhu var. Ama arkadaşlar e, açık söyleyeyim. En iyi silah ruh şekil olarak. Tamamen şekil olarak bakıyorum. En beğendiğim silah. Yani cidden en çok hoşuma giden silah. En iyi silah ruh. Ben de soğu var. Görmüşsünüzdür zaten videolarımda. Yani bilmiyorum. Bu biraz daha böyle bir yani ruh arkadaşlar. Her türlü ruh. Tabi Samet'in istediği en iyi silah Hortlak. Samet bunu istiyor. Umarım düşürebilir. Kendisine buradan şimdiden şansları iyi şanslar dileyelim. Bu da 8. dönüşümde gelecek olan en iyi silah Rüya. Bu da gerçekten mükemmel açılıp kapanı görüyorsunuz. Ama biz konumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu hesabın bugün tanıtmamın sebebi şu. Bugün bütün ışık dizilerini yani konuşlandırmalarını biz açacağız. Bu yüzden ben bugün bu hesaba girdim. Birazdan zaten postaya gördünüz. Postaya geldi bugün ayın biri. Bunlar dağıtılacak. Bütün parçalar tamamlanacak. Hepsini biz açacağız. Ben açacağım bizzat. Ee, kaç MSG geleceğini tahmin eder misiniz arkadaşlar? Tam burada. Tam burada arkadaşlar. Kaç milyon SG alacağını tahmin edin. Şu an 260 milyon kendisi. Bunları açtıktan sonra ünvanlarla birlikte onları da hesaplayın. Konuşlandırmalarla birlikte. Konuşlandırmaları size tekrar göstereyim. Buradan size kaç milyon gelecek Samet'e? Şöyle ışık dizisi şöyle tahmin edin ee, bir de oranlayın gücüne karşı bu işte 1 milyon 200 şeyden ne şey 120k'dan ne kadar sevgi gelir 1 milyon 200 mı lan yoksa bu 1 milyon 200 yok 120k 120k aynı. 120k'dan arkadaşlar ne kadar bir sevgi gelir? Bunu sizin yorumlarda tam şu an yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Tahminler bakalım kimlerin tutacak ve toplamda 260 milyondan kaç milyona yükselecek arkadaşlar? Bunu da sizin tahmin etmenizi istiyorum. Şuradan hemen postadan gördüğünüz üzere arkadaşlar bütün ödüller geldi. Hepsini toplayalım. Önemsiz düşmanlar arkadaşlar bastık. 102 KSG verdi. Elit savaşçıya bastık. 68 KSG buradan aldık. Cesura bastık. 68K'da buradan aldık. Temiz arkadaşlar. O 3 ödül nereden geliyor arkadaşlar? Arena. Birincisi arenada zirve kapışmasının ödülü. İkincisi ekip kapışmasının ödülü. Üçüncüsü savaş çarpışmasının ödülü olarak 3 tane ünvan aldı. Şimdi arkadaşlar ışık dizinlerini açacağız. Ben de gerçekten çok merak ediyorum ne kadar SG aldığını. Ondan sonra hemen bineklerine geçeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin binekleri de merak ettiğinizi biliyorum. Süslere gelelim. Etkinleştirelim. Hemen 48K ondan aldı. 52K. Bundan aldı. Kanatlara gelelim. Ha, şuradan bunu aldı. Çünkü o aynı zamanda şeyde verdiği için dörder tane de ruh verdiği için. Konuşlandırmalara gelelim arkadaşlar. Onlar tane bunlardan aldı. Ünvan artı yani şu ekstra şeyden hepsini hesaplamanızı istiyorum arkadaşlar. Yani hepsini hesaplayıp toplam sevgisini söylemenizi istiyorum. Şekil olarak bakalım. Çünkü daha sentezlemedik. Hemen sentezlemeye geçelim. Şuradan sentezledik arkadaşlar. Bu tamam. Bu da tamam. Karlı dizi bu da tamam arkadaşlar. Sentezledik bunları da. Hemen şuradan karakterden gerçekten çok merak ediyorum. Konuşlandırmadan ne kadar şey yazacağını 120k bu, 126k bu, 132k bu verecek. Yani ham olarak. Şu an 260 milyon 800k arkadaşlar. Yani bir ım, tahmini olarak ben bir 267, 268 kendi tahminimi söylüyorum. O civarda bir şey bekliyorum. Sizin tahminlerinizi de istiyorum arkadaşlar. Lütfen belirtin. Etkinleştirelim. Oo, Ben çok az söylemişim. Arkadaşlar buradan rahat bir 12-13 kalacak gibi duruyor. Bir dakika patladık. Ben şu an kendimi patlattım. Dur baştan tahmin. Ben saymam. Baştan tahmin edeceğiz. 265 kaldı şu an. Bence 275 <laughs> Sayılmaz. 175 olacak arkadaşlar. Şöyle hemen basalım bunu da. Bu tahmin ettiğimden az verdi. Bir de bunu basalım. Bu çok verecek. 3 milyon. En iyisi bu verdi. Saldırı gücü çünkü onun hasar azaltmayla saldırı gücü şeyi vermiş. Bonus olarak. Bu 3 milyon verdi. Bu yeni diğerinden iyi verdi. En az bu verdi. Bu neymiş? Yaşam hasar bonus iyi fena değil. Buradan arkadaşlar Pranga'dan da şunları açalım. Bu geldiği zaman hayali ok dizisi ve aynı zamanda Sekizgen dizi geldiği zaman anca o zaman buradaki takım etkisini aktifleştirebiliyor. Bakalım SG'si kaç oldu? 271 milyon oldu. 271 milyon fena değil arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir SG oldu şu an. Yaklaşık. Büyülemelerine bakmamıza gerek var mı? Çok yok arkadaşlar şöyle envanterinde göstereyim size çantasını. Full pembe olan arkadaşımız. Yani neredeyse her şeyi pembe. Hatta her şeyi pembe, neredeyse değil. Yüzüğünden, bileziğinden tutun arkadaşlar, kolyesine, gerdanlığına hepsi pembe. Gerçekten çok tatlı, çok hoş görüntülü bir e, hesap. Yani 300-400 m hesap görüp bu kadar tatlı görünmeyen hesaplar çok fazla arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi gerçekten çok çok tatlı duruyor hesap. Full pembe olması çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi arkadaşlar gelelim bineklere. Bineklerden neye açık? İlk önce hayvana bakıyoruz arkadaşlar. Hayvanlardan bakalım 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 korkusuz kurt bu geçen etkinlikte atmıştım izlediyseniz nasıl alındığını da anlattığım videomda. izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Bu korkusuz e, kurt geçen kurt geçenki ünvan şey ürün toplama etkinliğinden alınan e, hayvan. Bay deve var, mekanizması var, kan var, şeytan akrebi var, uğur ejderhası var arkadaşlar. Bineklerine gelelim arkadaşlar hemen. Bineklerde de arkadaşlar gölge geyiği var 9 seviye. Kanlı akrep var. Bu da güzeldir. Bu da fena değil. Güzel bir binek. Bir de benim tabii ki de en çok beğendiğim buzdan peri var arkadaşlar. Buzdan peri de arkadaşlar eğer elinizde hayvan arttırma varsa gölge geyiğini şey binek arttırma taşınız varsa gölge geyiğini bu buzdan peri çeviriyor. Bundan da bilginiz olsun. Erik geyiği de fena değilmiş. Ama buzdan peri daha iyi bence daha güzel aynen bunun boynuzu boynuzu şekil olarak daha güzel hesabımız bu şekilde arkadaşlar savaş karnavalına da bakalım çok serice canavarlarından neleri açık gri kaplan açık en yüksek çünkü zırh çıkartamamış ee, ama birçok kafalı var hepsini pembe yapabilmiş ama zırh çıkaramadığı için bakalım başka yok en yükseği bu aynen 1 2 3 4 tanesi açık arkadaşlar 5 tanesi açık Evet, 5 tanesini açmış. Bir sonraki 4 tane istiyor diye biliyorum. Evet, 4 tane istiyor. Kutsal askerlerde arkadaşlar. Bakalım. Tanrı kucaklaması açık. Sonsuz pusulası açık. Orijinal tohumu kapalı. Şeytan mabedi kapalı. Sonsuz pusulayı da yine diğer videolarımda anlatmıştım. E, avdan direkt tam parça şeklinde atıyor. Kalp sesleri açık mı? Kalp sesleri açık. Şehir yasası. Bunların hepsi açık. Çok güzel. Bunlar da muhtemelen hepsi açıktır. Yıldız bastığı var mı? Olimpiyat arkadaşlar 6 yıldız mı basmış? Hey maşallah. Olimpiyat arkadaşlar 6 yıldız basmış kendisi. Olimpiyatı da güzel. Yani bunların da en az üçer seviye olması server'ın birincisi için çok güzel olur. Bunlara bakalım. Bunlar arkadaşlar avdan düştüğü için bunlara fazla e, yüklenememesi normal. Çünkü bunlar avdan düşüyor. Avda da herkes olmadığı için buradan da arkadaşlar... Bunları biliyorsunuz zaten bunlara çıktır. Sadece seviyelerini göstereceğim. Bunlar kırmızılar bir yıldız çünkü kırmızıları daha yeni seviye atlatmaya başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar olmayanlar açılıyor. Ondan sonra e, hesap kendisi level atlatıyor. Buradan da arkadaşlar kirli kralı açmış. Bir de yürüyenleri açmış. Sırada muhtemelen ilk kaosu açacak. Öyle tahmin ediyorum. Hesabımız arkadaşlar bu şekilde. Portreleri güzel. Ee, bu arada birini mi kestik biz? Biri kovalatmış kendini. Ee, hesabımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, beğenip, yorum yapıp like atmayı unutmazsınız arkadaşlar. Çok sevinirim. Umarım hesabınızı beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin.